konuşuyor olacağız. Brent tüm bu ayrıntılar, bir döngü yaşanacak mı burada görüyor. Kripto paralar da payını aldı. Riskliğe bakacak olursak %4 kaçışı güvenli varlıklara doğru bir eğilimin beraberinde getirecek. Tüm bunları birazdan konuşuyor olacağız. Efendim, beklenti raporundan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Ahlatçı Yatırım Genel Müdürü Yardımcısı Tonguç Erbaş bizlerle birlikte. Tonguç Bey, iyi haftalarımız olsun. Günaydınlar, iyi haftaları, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Asya'da satış hakim, ABD endekslerine baktığımız zaman Cuma günü orada da sert satışlar yaşanmıştı. Bununla birlikte vadelilerde de yine kırmızı bir tablo ile karşı karşıyayız. Hisse senedi tarafında biraz daha paniklerin olmuş olduğu bir küresel ortamda var. Keza bizde de %1,5 üzerinde %1,63'lük bir geri çekilme ile birlikte haftayı kapatmıştık. Bullard tarafından yapılan bir açıklama var. 2022'nin sonunda faiz artışı bekliyorum. Fed buna yönelik hazırlıklarını yapmalı şeklinde yine açıklamaları vardı. Bu açıklamalar biraz daha panik yaratmış gibi görünüyor. Ne dersiniz? Ya, kesinlikle haklısınız. Zaten FED toplantısından uzun süre bir sinyal gelir mi diye piyasalar beklerken aslında çarşamba akşamı, yani geçen hafta çarşamba akşamı yine bize hem karar aşamasında, yani bir politika değişikliği olmasa da oradaki beklentiler içerisinde, revizyonlar içinde özellikle yukarı doğru büyüme, enflasyon, harcamalar ve özellikle üyelerin de önümüzdeki dönem faiz yükselişi tarih beklentisi içinde, o çizgisel veya noktasal grafik içindeki görüş aslında şahin olarak karşılanmıştı ve Perşembe günü bir nebze bu hareketlerin benzerlerini görüyorduk. Fakat sizin de söylediğiniz gibi Bullard'ın Cuma günü Fed üyeleri içerisindeki belki bugün de yapılacak bazı görüşler içinde, yani bildirimler içerisinde de olabileceğini tahmin edeceğimiz işte bu varlık alımlarının azaltılma konusunun toplantıda gündeme gelmesi ve bunun da kısa zaman içerisinde olabilme ihtimalini piyasalar bir geri dönüş diyelim veya bir likiditenin piyasadan çekilme, o her zaman konuştuğumuz başla bir şey olarak gördüler. Yani bir başlangıç olarak gördüler. Ben bunu bir nebze Pandora'nın kutusunun aralanması diye bakıyorum. Yani o beklenen varlık alımının azaltılması, tabii faiz artışı için belki en azından bir yıllık bir süre var gibi gözüküyor şu an için, ama bir piyasa normalleşmesi olarak görüyorum. Biraz önce sizin ekranda verdiğiniz neredeyse spekülatif diyelim. Yani bu likitte kaynaklı fiyatın oluşturduğu bazı hareketlerle de gerçekleşen yükselişlerin düzeltmesi oluyor. Bunlar bakır gibi emtialarda da oluyor, işte gümüş ve altın gibi değerli metallerde de oluyor, borsalarda da oluyor, hatta kripto paralarda bile oluyor. Hepsinin nedeni aynı mı diye sorarsanız, bana kalırsa %90 benzer bir nedenden dolayı borsaları da içine katarsak, yani o bu mevcut para pompalanması diyelim, her ay gerçekleşen bu destek, ki bu hafta içinde İngiltere için de benzer bir şey konuşuluyor. Yani Merkez Bankası toplantısında benzer söylemler olabilir diye. Dolayısıyla bu, yani Bullard öncesinde aslında başlayan ama Fed üyesinin söylemleri sonrasında yoğunlaşan bir artık varlık alımı azaltılmasının, en azından faiz artışı olmasa da satın alınması gibi geliyor bana. Dolayısıyla piyasa normalleşmesini de şöyle görüyorum. Yani aşı çalışmalarının normalleştirdiği ekonomiler ve sosyal hayat, varlık alımının bu nedenle biraz piyasadan çekilmesiyle veya tamamen diyelim önümüzdeki dönemde o köpük diye tabir edebileceğimiz ya da aşırı fiyatlanmış spekülatif pozisyonların realizasyonunu bize net bir şekilde getirdi. Evet, şimdi burada Tonguç Bey, aslında tahvile de yoğun bir giriş olduğunu görüyoruz. İşte 1.36'lara kadar düşen bir ABD 10 yıllıklardan bahsediyoruz. Şimdi 30 yıllığa baktığımız zaman 30 yıllıkta
%2'nin altına kadar gelmiş bulunmakta. İster istemez bu fiyatlamalarda bir geri dönüş sağlanır mı? Çünkü 2022 faiz diyoruz, 2022'nin sonu faiz diyoruz ama bundan böyle riskli varlıklarda azala azala giden bir yatırımcı mı söz konusu olacak? Bunu da merak ediyorum. Yani bu açıklamaların verdiği bir sıcaklıkla mı satış hakim? Burada bir realizasyon görür yolumuza mı devam ederiz? Yoksa bu fiyatlamaların artık sonuna mı geldik? Bunu da merak ediyoruz. Şimdi piyasayı iyi okumak lazım. Yani hani faizler yükseliyor, dolar endeksi yükseliyor, işte borsalar düşüyor falan, böyle bir döngü değil. O piyasadaki değişim sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi kısa tarafta, yani kısa vadede bir varlık alımı azaltımı ve sonrası gelebilecek bir faiz artışı fiyatlanırken, ki Amerikan faizlerinde bunu net bir şekilde görüyoruz. Yani kısa vadeli faizlerden çıkış, uzun vadelileri biraz daha giriş. Neden? Hala uzun vadeli tarafta revizyonların çok net gelmemesi, beklentilerin ve söylemlerin hala biraz daha işte yavaş bir enflasyonist süreç sonrası, yavaş bir dönemin hem büyümede hem enflasyonda, yani hızlı bir 2021 veya 2022 ilk yarısı, 2021'in son yarısı gibi bir yıl bekleniyor. Sonrası revizyonların çok değiştirilmediği bir beklenti. Yani uzun vadede hala aslında faizler düşük kalabilir ama kısa vadede bu döngünün biraz terse döndüğü algısıyla faizlerdeki değişim de yaşanıyor. Aslında tamamen Amerika Merkez Bankası'nın pozisyonları belirlediği diyeyim. Yani manipüle yaptığı demek istemiyorum ama söylemleri gereği ben böyle bir dönüşe başlıyorum algısının piyasada yaratılmasının fiyatlaması geliyor. O açıdan şunu söylemek çok doğru olmaz. Yani mesela sanayi emtiaları bu günden sonra işte önümüzdeki bir yıl boyunca sürekli düşecek veya bazı tarım emtiaları için de söylenebilir. Veya borsalar için işte buradan sonra artık geri dönüş yok gibi tabirler kullanmaktansa bu hangi piyasada, hangi köpük spekülatif, yani spekülatiften kastım da paranın bolluğundan dolayı fiyatların yukarı gidebileceğini düşünen yatırımcıların aldığı pozisyonların azalması, normalleşmesi, sadeleşmesi gerçekleştikten sonra bu sefer enflasyon ve büyüme dinamikleriyle devam eden bir dünya piyasası olacak. Dolayısıyla bunun ne kadar süreceği, ne kadar bir düzeltmeye tabi olacağı, bu pozisyonların ne kadar yoğun olduğunu ayrıca değerlendirmek lazım. Ama şu an için kısa vadede böyle bir değişim oluyor. Dolayısıyla o açıdan da faizlerde kısa ve uzun vadeli ayrışmaya Amerika tarafında özellikle, tahmin ediyorum dünya genelinde de böyle olacaktır, şu an için gidilmiş gibi duruyor. Ama şuna bakın, yani bugün Çin'den bir herhangi faiz adımı gelmedi. Tahmin ediyorum bu hafta yapılacak İngiltere Merkez Bankası'ndan da gelmeyecek. Ama söylemlerin her ne kadar Avrupa ve İngiltere'de biraz daha geriden gelse de Fed'i yakalamaya yönelik olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu nihai varlık alımı azaltımı programı açıklanana kadar belki bu düzeltmeleri peyderpey görmeye devam ederiz. O açıklama geldiğinde de beklenti bitmiş olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Peki Tonguç Bey, burada ister istemez akıllarda şu soru kalıyor. Yani sektörel ayrışmalarda hisse senetleri piyasalarında muhtemelen görülecektir. Nasıl pandemi döneminde işte teknoloji hisseleri rekor üzerine rekor kırdı, gıda keza aynı şekilde geride kalan fiyatlamalar vardı ama şimdi dünya biraz daha böyle aşılamayla birlikte bağışıklık sisteminin artış yaşandığı bir döneme doğru giriyor. Dolayısıyla umuyorum pandemiyi de geride bıraktığımız bir döneme doğru giriyoruz. Dolayısıyla burada öne çıkan sektörler mutlaka olacaktır. Ama bunun yanında bir de Fed'le birlikte başlayan bu realizasyon hareketleri ve gerçek fiyatlara inme durumunda baktığımızda öne çıkaracağımız sektörler neler olabilir? Ya şimdi borsa yatırımcısı tabii şunu düşünmesi gerekiyor. Geçen yıl çok ekstrem bir yıldı. Yani bilmiyorum, ben Türk borsa tarihinde belki ne kadar diyelim işte 35 yıl, yani bu elektronikleşme süreci, Borsa İstanbul'un açılış gongundan sonra diyelim 86 Ocağı'ydı galiba. O tarihten bu yana baktığımda hiç böyle bir dönem yaşamadım. Yani çeşitli krizler oldu, işte 2008 sonrası da bazı hareketlenmeler oldu ama işte bu para bolluğu diyebileceğimiz ve dünyada bazı fiyatların aşırıya gittiğini
düşündüğüm değişim Borsa İstanbul'da da oldu. O açıdan bu, önümüzdeki süreçte hep şunu söylüyoruz. Bundan sonra daha bir normal fiyatlama içinde olması tahmin edilen bir borsa var. Borsa İstanbul için bahsediyorum. O da ne demek? Daha temel noktalarda işte ayakları yere basan, bahsettiğiniz gibi önümüzdeki dönem bazı gelişmelerin haber veya beklentisini fiyatlamaya çalışan, işte çarpanlarının biraz daha yurt dışı ve yurt içindeki şirketlerle farklılaşan ve özellikle tabii şunu düşünmemiz lazım. Madem normalleşiyorsak, madem spekülatif hareketlerin de ortadan kalkacağı veya nötrleşeceği bir döneme doğru gidiyorsak, eğer doğru anlıyorsak dünyayı, o zaman geçen yıl zaten gördük, yani çok hızlı yükselen bazı hisselerde bir regülasyon ya da normalleşme oldu. Ondan sonraki süreçte de bu yıl o hisselerin, yani salgınla öne çıkan birçok hissenin kendi dinamikleriyle hareket edeceği bir döneme giriyoruz. Bu bir. Yani burada bütün salgından pozitif etkilen, işte gıda, teknoloji, sağlık dedik. Bunun haricinde şu an için hatırlayamadığım bazı salgının yarattığı, öne çıkaran sektör veya sektör içindeki şirketler varsa, bunların hepsi mesela borsamızda özellikle bedelli ve bedelsiz sermaye, yani sermayesi düşük olan şirketlerde bir talep geldi. Bunların da sanki beklentileri bitti gibi. Dolayısıyla bunlar bir kenarda duracak. Onların kendi fiyat oynaklıkları işte çarpanlarla makul seviyelere geldiğinde tekrar dönüp onlara bakacağız. Ama çok net bir şekilde salgından negatif etkilenen ve bir süredir de fiyatı aslında dengelenmeye çalışılan, yani turizm olabilir, bizim borsamızda çok şey yok aslında, yoğunluğu yok ama ulaştırma olabilir. Hizmet sektörünün bağlı, özellikle yurt içi ve yurt dışında da bu sektöre ikinci elden bir ne diyelim hizmet veya işte madde sağlayan, yani bir katma değeri yaratıcı ürün sağlayan sektörlere yönelik beklenti devam edecektir. Bunun yanı sıra bir dördüncü başlıkta bence işte büyüme kaynaklı petrokimyanın içinde olabileceği, şu an aklıma, yani düşünmeye çalışıyorum, mesela o beyaz eşya otomotivdeki bir nebze gerileme sonrası tekrar yılın ikinci yarısından sonra toparlamalar olma ihtimali, yani büyüme kaynaklı ne geride kaldıysa bu sene orada bir ikinci yukarı doğru hamle bulabiliriz. Mesela biz bu hafta, tabii çok da iyi bir hafta olmayacağı gözüküyor başlangıç itibariyle, İki tane perakende gıda ve neredeyse bir gayrimenkul yatırım ortaklığıyla iki inşaat firması, ki bunlar daha çok Kanal İstanbul ve biraz da portföyü şekillendirmek için kurulmuş bir şey, 5 hisselik bir portföy. Ama uzun vadeli baktığınızda faizin yüksek olmasından negatif etkilenen, ki bankacılık, finansal kiralama şirketleri veya finansal taraftaki şirketler olabilir. Aracı kurum yine şirketleri olabilir. Hani hacimsel olarak da bir düşüş söz konusu. Ve büyüme odaklı şirketlerin iyi, faizi yüksek ve salgından iyi etkilenenlerin biraz daha kötü bir performans göstermesini beklediğim bir 6 ile 8 ay var açıkçası önümüzde. Evet, son iki dakikaya girerken bir de reklam öncesinde şunu da sormak istiyorum. Dolar TL'deki fiyatlamaların da yukarı yönlü devam ettiğini görüyoruz. İşte buradaki aslında yine cuma günü itibariyle yapılan bu açıklamalarda gelişen ülkeler piyasalarında da yine ülke varlıklarında da bir gerileme söz konusu oldu. Burayı nereye bağlarız? Yani buradaki görülecek olan seviyelerde herhangi bir geri çekilme söz konusu olabilir mi? Merkez Bankası'nın sıkı duruşu, şahin duruşu da devam ediyor. Ne dersiniz? Ya özel haber, özel beklentiler dışarısında teknik olarak dolar TL zaten 8.57 üzerinde bir yukarı 8.89 aralığı bir bant var. Burası da aslında daha önceki 8.50 ile 7.05 tepelerinden işte bir çizgi çizdiğinizde, yani trend çizgisi olarak baktığınızda sizi götürdüğü nokta aşağı yukarı 8.80 ile 9 TL aralığında bir bant aralığı. Bu tamamen teknik olarak konuşuyorum. Dolayısıyla zaten o bölgeyi daha önce 8.78'de çok yakın, aslında bir gecelik olsa da bir test etme durumumuz söz konusuydu. Şimdi bu gelişmekte olan ülkelerin riskini bir tarafa bırakarak
dolar güçlenirken, faizler dünyada biraz daha yukarı giderken özellikle kısa vadeli tarafta dolayısıyla bizim de böyle çok yoğun bir para girişi sağlayabildiğimiz bir ortamımız aşılama çalışmaları dışında şimdilik yokmuş gibi gözüküyor. Yani bu turizm gelirleri vesaire. Dolayısıyla yavaş yavaş kurda yukarı hareketin devamını bekleyebiliriz. 8.89 aralığı kritik olacaktır. Bugün de o açıdan 8.80'i takip etmeye devam edeceğiz diyebilirim açıkçası. Evet, satışların TL varlıklarında derinleştiği bir günümü yaşayacağız. Tüm bu ayrıntıları konuşuyor olacağız sizinle birlikte. Kısa bir reklam, reklamın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. AHL Trader'ın sunduğu beklenti raporu devam edecek. Sanayi ve ticaretin kalbi artık Ekotürk'te atıyor. Biz soruyoruz, Türkiye'nin üretenleri, sanayicileri ve oda başkanları Ekotürk'e konuk olup cevaplıyor. Öykü Cengiz soruyor, onlar yanıtlıyor. Sanayi ürünleri ve üretim miktarları, inovasyon ve Ar-Ge çalışmaları, ürünlerin ihracat performansı ve gelecekten beklentileri Ekotürk'te masaya yatırılıyor. Öykü Cengiz'in sunduğu Sanayi ve Ticaret her pazartesi saat 13.30'da Ekonominin Türkçesi Ekotürk'te. Yazık. Çok yazık. Biz haber yapmaktan bıktık. Erkekler kadınlara şiddet uygulamaktan bıkmadı. Konu çok önemli arkadaşlar. Basın olarak sorumluluğumuz büyük. Manşetten çıkalım. İnsan hayat arkadaşlar bunu nasıl yapar? Anlamak mümkün değil. Bu gidişle bir gün siz de haber olacaksınız. Kimse zihnimizi okuyamaz. Ama gerçekler er ya da geç ortaya çıkar. Kadına yönelik şiddet, onu destekleyen ya da görmezden gelen çevreden güç alır. Şiddet uygulayan kişinin statüsü, gelir düzeyi, eğitim durumu, sosyal çevresi ne olursa olsun görmezden gelmeyin. Evet, biraz da Türkiye'ye gelsin canım. Kıtaya sarıp bir daha giderse burası ters bayrağa dönüşmesin dedik. Şimdi şu soru artık cevaplanmayacak soru. 30'da alınır mı hocam? Kısa sürede kağıt gelmiş 16'lık, 19'lık. Kardeşim her kağıtta bir şişman parmak var. Komşu komşu! Oğlun geldi mi? Geldi. Ne getirdi? İnci boncuk. Kime kime? Sana bana. Başka kime? Kara kediye. Kara kedi nerede? Ağaca çıktı. Ağaç nerede? Balta kesti. Balta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek içti. İnek nerede? Dağa kaçtı. Dağ nerede? Yandı bitti. Neden diye sormaya cesaret edemiyorsunuz değil mi? Çünkü Türkiye'de orman yangınlarının %90'ı insan kaynaklı çıkıyor. Dikkat edelim, yanmasın, bitmesin, kül olmasın.
AHL Trader'ın sunduğu beklenti raporu devam ediyor. Beklenti raporunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ahlat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş'la birlikte. Şimdi dolar TL'den bahsediyorduk. Özellikle 8.77 seviyesine kadar gelen bir dolar TL ve teknik açıdan da yukarı yönün biraz daha inşa edildi. Peki Merkez Bankası kararını nasıl buldunuz? Sizinle birlikte konuşamadık onu. Beklentimiz vardı. Burada değiştirilen ve sonrasında tekrardan eklenen bir ifade geldi. Şimdi dolar TL'deki yukarı yönlü hareketler enflasyondaki zirve seviyeleri zorlayacak gibi görünüyor. Önümüzdeki süreç içerisinde bir faiz indirimine doğru giden bir süreçten bahsediyorduk ama bunun mümkün olup olmayacağını da tartışmak lazım artık. Dolayısıyla yani çünkü Sayın Bakan Lütfü Elvan'ın da açıklamaları vardı. Kurdaki değişimin enflasyona olan geçişkenliği daha da arttı şeklinde. Ne dersiniz buradaki bir perspektiften de bakacak olursak? Şimdi bu faiz indirim meselesi tabii yani metin içinde de başkanın, Sayın Elvan'ın da yorumları içerisinde şöyle bir beklentimiz var. Yani diyoruz ki enflasyonda kalıcı aşağı yönlü bir hareket. Bu zaten aslında klasik artık tüm Merkez Bankası politikası içinde o faiz indirimi için gerekli olan bir süreç. Şimdi bunun içinde Sayın Başkan da yani Kavcıoğlu da dahil olmak üzere, Sayın Elvan da dahil olmak üzere son dönemki enflasyon yaratıcı başlıklar içerisine birçok konu içinde aslında yurt dışından gelen enflasyon baskısını da eklemiş durumda. Bu aslında metin içinde de yer alıyor. Dolayısıyla bunu kuru baskısı olarak ayrıca değerlendirebiliriz, fiyat baskısı olarak değerlendirebiliriz. İşte faizlerin ve talebin merkez bankaları tarafındaki söylemler sonrası artıyor olmasıyla birlikte değerlendirebiliriz. Dolayısıyla burada baktığımızda eğer sizin kur seviyeniz belli bir fiyat istikrarı dediğimiz noktada kalıcılık sağlayamıyorsa zaten üfe ile tüfenin arası neredeyse iki kata çıkmış durumda. Kısa vadede dolayısıyla sıkı para politikasına devam edeceksek burayın enflasyon yansımaları olacaktır. Çünkü yaz aylarında geçen sene yanılmıyorsam çok da fazla bir böyle baz etkisinden yararlanabileceğimiz bir 3 ay yok. Dolayısıyla bir süre daha bu döngünün yani biraz önce konuştuğumuz o normalleşme sürecinin yaratabileceği emtia fiyatlarındaki aşağı hareketle diğer bazı fiyatlardaki yükselişin, talebin gelmesiyle birlikte enflasyondaki yaratılan baskının ne kadar olacağını görmemiz gerekiyor. İşte biz de onun için hep işte Eylül-Ekim ayları en azından görülmesi gerekiyor. Bu değişim sonrasında enflasyona ne kadar etki ediyor? Bir faiz indiriminden ziyade mevcut politikanın ne kadar sürdürülebilir ve devam edilebilir olma yönünde bir reel faiz vermeye yönelik olacağının konuşulması gerektiğini ifade ediyoruz. Yani o açıdan bence çok değişen bir şey yok. Yani şunu görüyorum, Merkez Bankası enflasyonun geliş noktalarını ve kendi politikasını çok net bir şekilde ifade ediyor. Bu söylemleri üzerinden gidersek şimdilik, yani ben tamam turizm işte konusu, aşılama konusu bunlar değişen dengelerdir. Ama yine de en azından bir yaz ayları geçtikten sonra Ekim-Kasım Aralık'taki o yüksek baz etkisinden kaynaklanan bir enflasyon gerilemesinin devamı olacak mıyı Merkez Bankası'nın görmek isteyeceğini düşünüyorum. Yavaş yavaş da eğer bu kur seviyeleri buralarda kalmaya devam ederse o faiz indirim hakkını diyelim yani 100 bas puan gibi bir beklentimiz iyimser tarafta devam ediyordu. Belki Ağustos'dan sonra mevcut politika ile devama doğru değiştirmemiz de gerekebileceğini düşünüyorum. Evet, şimdi burada enflasyonda da yine en büyük etkenlerden, ana kalemlerden olan enerji fiyatlarını da görüyoruz. Başta petrol olmak üzere işte İran seçimini takip ettik. Burada İran seçimi öncesinde de biraz daha anlaşmazlıkların, nükleer anlaşmada, nükleer müzakerelerde de yine anlaşmazlıkların sürdüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Burada uluslararası kuruluşlarda ciddi anlamda da yukarı yönlü revizyonlar vardı petrol fiyatlarında.
petrol fiyatlarını 85 dolarlar hatta 100 dolarların yer aldığı raporlarla karşı karşıya kaldık. Ama şimdi İran tarafındaki herhangi bir giriş söz konusu olursa eğer piyasaya, dolayısıyla burada bir aşağı yönlü revize olabilir mi? Ama yılın ikinci yarısından sonra özellikle bu pandemiyle birlikte, pandeminin ortadan hafiflemesiyle birlikte de büyümelerin biraz daha konuşulduğu bir yıla doğru, yılın ikinci yarısına doğru da girdiğimizi söyleyebilirim. Bununla birlikte talep de çok yüksek. Petrol fiyatlarında nasıl bir döngüyü görüyoruz? Yani yukarı yönlü hareketler söz konusu oldu. Buradan bir hafif realizasyon gelir mi? Yoksa bununla birlikte yukarı yönlü hareketlerin devamını beklemeli miyiz? Şimdi petrolde bir süredir aslında normalleşen dünyanın etkisi, yani talebin arttığı bir yerde bu fiyat yükselişlerini görüyoruz. Bu bir. İkincisi, gözüken o ki önümüzdeki 6 ay içinde diyelim, işte Amerika'da %7'lik bir büyüme, bunları hep söylüyoruz ama Avrupa ve Çin gibi büyük ekonomilerde de benzer, yani bu kadar oranda olmasa da daha önceki yıllara göre, yani mesela işte Çin'de %10, mesela Almanya'da %4'ler, Japonya'da %4'ler konuşuluyor. Bir yıl baz etkisi kaynaklı da yaşanabilir. Ama burada bu büyümeyi herkes ne kadar gerçekleştirebilecek, bu hedefler gerçekten olabilecek mi konusu var. Birincisi bu. Bu fiyatları yukarı çekmeye devam edecektir. İkincisi de fiyatlar yukarı gittikçe OPEC artının kısıtlamacı politikaları ortadan kalkacaktır. Dediğiniz gibi İran'ın devreye girmesiyle bir geri çekilme meydana gelebilir ama mevcut koşullarda yükselişin bu bütün dengeleyici fiyatlamalara, beklentilere rağmen şöyle düşünüyorum. Örneğin 65 dolarlara doğru Brent tarafında bir geri çekilme olsa bile bunu piyasa bir alım fırsatı gibi değerlendirecektir. Ama aynı şekilde işte bir sene başından beri 60-70 dolarlar ya da 65-75 dolarları konuşuyorduk. Çok iyi bir yıl geçirilmesi durumunda talebin artmasıyla birlikte bile evet 80 dolarlarda çok böyle uzak ihtimal gibi durmuyor şu anda. Ama hala o dengeleyici sistemin ben özellikle 60 ile 80 dolar arasındaki fiyatlamalarda çalışacağını düşünüyorum. Yani 100 dolarlar için farklı şeyler gerekebilir. Yani petrole ulaşımın kısıtlandığı bir veya birkaç dönem gerekebilir. Birazdan buralarda normalleşen, buralarda kalan aşağı hareketlerin sınırlı yükselişlerinde böyle yavaş yavaş devam ettiği bir petrol piyasası beklentim yılın ikinci yarısında mevcut açıkçası. Evet, şimdi Tonguç Bey, son olarak da emtiadaki altına da biraz yine değinmek istiyorum. Altında da bakıyoruz. Altın aslında enflasyonist ortamı sever ama bunun yanında da sıkı para politikasından da çok fazla böyle uzak durmakta ister. Ne dersiniz altın tarafında da, yani enflasyonist baskıların arttığı bir dönemdeyiz ama bunun aksine bir de sıkı para politikasına doğru da geçildiği bir dönemdeyiz. Ne dersiniz? Riskten de arındığımız bir dönemdeyiz çünkü pandemi de bitiyor. Şimdi şöyle, altın uzun süredir zaten riskten, işte jeopolitik gelişmelerden, ne bileyim piyasa stresinden uzak fiyatlanıyordu. Yani yaklaşık 9-10 aydır hep şunu söylüyorduk. Para girişi kısaca çok olmayan, işte fonların, merkez bankalarının, katılımcılarının çok olmadığı bir altın fiyatlaması var. Demek ki buradaki yükselişte biraz önce söylediğim gibi spekülatif bazı pozisyonlardan kaynaklanıyor. Şimdi ons altında 1765 çok önemli bir seviyedir. Biz daha önce 1675 dolarlara gitmeden önce test ettiğimiz, hatta 1916 dolar ikinci veya üçüncü yükselişi yaşadığımız dönemdeki yukarı doğru kırılım seviyesidir. Şimdilik 1765 dolar bir hani yukarı mı aşağı mı için çok net bize belirleyici olacak bir seviye. Üstünde kaldığımız sürece yukarı doğru tepkiler olabilir. Buraları 1810'lar, 200 günlük üstel ortalamalar ya da 1820'ler, o yukarıdan gelen düşüş trendinin alt bandı olabilir. Dolayısıyla buraya kadar tekrar bir yükseliş görebileceğimizi düşünüyorum. Belki biraz daha üstüne de geçilebilir ama yılın geri kalanında petrol için söylediklerimizin biraz da tersini, yani aşağı doğru devam eden ama yukarı hareketleri de zaman zaman gördüğümüz bu yüksek faizin şimdilik koruma amaçlı kullanılma noktasında biraz daha sonraki pozisyonlanmaların olacağı, öncelikle spekülatif pozisyonların biraz temizleneceği bir altın piyasası bekliyoruz. Onun için yatırımcılar 1765 dolara dikkat etsinler. Üstünde 1810-1820 dolara kadar belki biraz üstüne doğru düzeltme hareketleri, yani yükselişler olabilir. Ama ana yönün şimdilik
bu politikadan, yani varlık alımının azaltılması ve faiz yükselişlerinden negatif etkilenebileceği bir fiyatlama üzerinden gidiyor. O da şunu gösteriyor, biraz daha 1700-1820 arasında 1-2-3 ay geçirebiliriz. Sonrasında gelişmeler altın için etkili olacaktır ama kısa vadede 1765'e dikkat edeceğiz ve buna göre bence strateji oluşturmak daha doğru olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Tonguç Bey, aktarmış olduğunuz haftalık değerlendirme için, verdiğiniz seviyeler için diyelim. Tekrardan haftaya görüşmek dileğiyle bol kazançlı bir haftanız olsun. İyi çalışmalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Efendim bu kez teknik olarak da araştırma müdürümüz Cenk Ak Yoldaş'la birlikte fiyatlamalara bakalım. Cenk, günaydınlar. Günaydın Pelin. Evet, şimdi Asya'da sert satış bir hakim. Yine ABD endekslerinde cuma günü satışlar söz konusuydu. Vadelilere bakıyoruz. Orada da tablo kırmızı. Bullard tarafından yapılan açıklama biraz daha böyle hisse senedi tarafında panikletmeye yeterli oldu gibi duruyor. Özellikle